arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde lojik devre tasarımı ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Buna mantık devreleri dersi diyebiliriz ya da sayısal devre tasarımı. Hepsi aynı anlama geliyor. Sorumuzda istenildiğinde ikişer bitlik iki büyüklüğü toplayabilen, istenildiğinde ise bu büyüklükleri çarpıp çıkışında üretilebilen lojik devreyi tasarlayınız denilmiş. Şimdi burada benim iki tane iki bitlik sayım var arkadaşlar. Daha doğrusu ikişer bitlik iki adet sayım var. Sayılarıma A, B dersem ikişer bitlik olduğuna göre bunların bitlerine A0, A1 ve B0, B1 diyebilirim arkadaşlar. A sayım benim nedir? 2 bitten oluşan bir sayıdır. B sayım da yine 2 bitten oluşan bir sayıdır. Şimdi bunlar neden A0, A1 yazdık? Çünkü benim sayılarım binary sayıdır. Yani A sayım ne olabilir arkadaşlar? 0 olabilir. Değil mi? Desimal binary 0, 0 ise desimal karşılığı nedir? 0'dır. 0, 1 olabilir. Yani 1 olabilir. 1, 0 olabilir. Yani 2 ve 1, 1 olabilir. Yani 3. B sayım içinde aynı durumlar söz konusu. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ben bu sayılar arasında hem toplama hem de çarpma işlemlerini gerçekleştireceğim. Dolayısıyla A ve B'nin farklı kombinasyonları ne yapmam lazım? Yani her A sayısıyla her B sayısını çarpmam lazım. Yani arkadaşlar ne olacak? A 0 iken B1 olabilir, A0 iken B2 olabilir, A0 iken B3 olabilir, A0 iken B4 olabilir. Aynı şekilde A0, A1 iken B0 olabilir, 0 iken 1 olabilir, 1 iken 2 olabilir, 1 iken 3 olabilir. Aynı şekilde 2 iken 0 olabilir, 2 iken 1, 2 iken 2, 2 iken 3. Aynı şekilde 2 iken 3 iken 0, 3 iken 1, 3 iken 2, 3 iken 3 olabilir. O zaman benim bu kombinasyonlarım sonucunda aslında 4 bitlik bir sayı elde ettim ben. Dolayısıyla 4 bitlik bir sayıda 2 üzeri 4, 16 tane çıkış vardır. Yani 0'dan 1, 2, 3, 15'e kadar oluşan bir doğruluk tablosu elde edeceğim arkadaşlar. Bunu nasıl binary olarak elde edeceğim. Şimdi o zaman biz şöyle düşünebiliriz. Aslında biz 4 bitlik bir sayı oluşturduk arkadaşlar. Kısacası olay bu. O zaman sayılarıma ben kıymetli arkadaşlar şöyle diyeyim. A1, A0 büyük bitten başlayalım. A1, A0, B1, B0 isimlerini verdim. Hatta şurayı şöyle yapalım. B1, B0. Dolayısıyla benim aslında 4 bitlik bir giriş gibi düşünebilirim. Peki benim çıkışım nasıl olacak? Şimdi burada hem toplama istiyor benden hem de çarpma istiyor arkadaşlar. Benim girişim 1 1 1 1 olduğunda yani ben C çıkışını benim bir C çıkışım varsa öyle bir C çıkışı elde edeceğim ki bu C çıkışım kaç bitlik olmalı? Değerli arkadaşlar, A 1, 1 iken ne oldu? 3 oldu. Desimal karşılığı 3 oldu. 3 artı 3, 6. O zaman bana C için C3, C2 hatta şöyle söyleyeyim. C2, C1, C0. O zaman benim 3, 3 olursa girişim, çıkışım ne olur? 6 olur. 6'nın karşılığı kaçtır? 1, 1, 0'dır. Toplamada bana 3 bit yetti. Bakalım çarpmada bana 3 bitlik bir çıkış yetecek mi? Girişlerim 1 1 ise 3 karşılığı karşılığı 3. 3 çarpı 3 burada çıkışım ne olur? 3 kere 3'ün 9 olur. Bana 3 bit yeter mi? Yani C2, C1, C0, 1, 1, 1 olduğunda bile burası nedir? 7'dir arkadaşlar. Ha o zaman benim C çıkışım 4 bitlik olması lazım ki 1 0 0 1. 3 bitlik olursa benim
Bitlerim taşımaz. 9 sayısını taşımaz. Dolayısıyla 4 bitlik bir çıkışım olması lazım. O zaman kıymetli arkadaşlarım bakın olay çok basit. Benim C çıkışım ne olacak? 4 bitlik bir çıkış olacak. O zaman C0, C1, C2, C3 oldu. Girişlerimi çıkışlarımı belirledikten sonra bu kadar uzun anlatmamın nedeni kafamızda daha iyi yer etmek. Ben burada şunu anlatmayacağım. Yarım toplayıcı, tam toplayıcı ya da paralel toplayıcıyı anlatmayacağım. Bunlar işin ezber kısımları ya da C in girişi, C out, elde girişi, elde çıkışı bunları anlatmayacağım. Burada biz lojik devre tasarlıyoruz. En basit neyimizle? En basit lojik bilgimizle ya da sayısal dijital bilgimizle arkadaşlar. O zaman ben girişlerimi yazmaya başlıyorum. 0, 0, 0, 0. Daha şöyle biraz daha yer açalım. Ne olur 4 bitlik bir doğruluk tablosu oluşturacaksam arkadaşlar nasıl oluşturuyordum? 0, 1. Toplam 16 tane çıkışım olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. Hatta biraz daha küçük yazalım tam sığsın. Şuraya tam sığdıracak şekilde yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir daha şey olmasın. Şöyle yapalım. 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 sonra 8 0 8 1. Bir, 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 bir. Şurada ne yaptım değerli arkadaşlar? Aslında 4 bitlik bir doğruluk tablosu oluşturdum. Olay çok basit. Şimdi burada şöyle bir soru çıkacak karşımıza. Şimdi ben bu doğruluk tablosunu yaptım. Burada çarpmayı ve toplamayı ben nasıl ayarlayacağım? Şimdi burada mesela 2, 0, 2, 1 var. A ve B sayıları için. Çıkışım ne olur? 0 olur. O zaman C için binary karşılığı 0'ın nedir değerli arkadaşlar? Ha, aslında ben şunu göstereyim. Şunu yaptım ben aslında. A sayısı, B sayısı ve C sayısı. Ne oldu arkadaşlar? Sıfırken, sıfırsa çıkışım topladığımda sıfır. Sıfır, bir ise çıkışım bir. Bir, sıfırsa çıkışım bir. Bir, bir ise çıkışım ne olacak? İki olacak aslında. Değil mi? Eğer elde girişim varsa bir olacak, burası sıfır olacak ama eldeyi şu an düşünmeyin. Yani desimal karşılığı ki burada desimal olarak yazdım. A sayısını. Ya da şöyle göstereyim daha mantıklı olsun arkadaşlar. Desimal olarak yazdığımda A 0, B 0'sa ya da 0, 1 ise ya da 1 şöyle diyelim 0, 2 ise 1, 2 ise 1, 3 ise çıkışım ne olur? 0, 1, 2, 3, 4 olur. Şimdi arkadaşlar girişlerim 0 0'sa çıkışlarım ne olur? Tabii ki 0 olur. Sıfırın binary karşılığı 0'dır. Şunu silelim hiç kafamız karışmasın. Kıymetli arkadaşlarım yine girişim 0 0 0 1 ise yani A ne oldu? 0 B 1 oldu. 0 artı 1 nedir? 1'dir arkadaşlar. Bunun binary karşılığı 0 0 0 1'dir. Şimdi bunu toplama için yapacağım. Ama bana çarpma da lazım. Yani ben şurayı toplama için kullanıyorum. Arkadaşlar o zaman çarpma için de ben bir kontrol girişi uygulayabilirim. Kontrol girişi şu demek. Ben burada bir de C girişi oluşturacağım. C girişim sıfır olduğunda benim devrem toplamayı gerçekleştirecek. Bir olduğunda çarpmayı gerçekleştireceğiz. O zaman ben burada
toplama işlemini yapacağıma göre C'ye 0 değerini atıyorum arkadaşlar. Yanlış olmasın. 3, 0, 4, 5, 6, 7, 8. C değerim 0 olduğunda benim lojik devrem toplama işlemini gerçekleştirecek. C değerim 1 olduğunda ise çarpma değerini gerçekleştirecek. Bakın arkadaşlar, ben buraya şunu ekledim. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle yine çarpma için aynısını kopyala yapıştır yaptım. Doğruluk tablosunun 4 bitlik bir giriş olarak düşündüm. C değerim 1 olduğunda ise benim lojik devrem çarpma işlemini gerçekleştirecek. Bu kadar basit olay. O zaman artık sonucumuzu yazalım. A0, A1, B0, B1'i yazalım arkadaşlar. Toplama yapıyoruz burada yine. Devam edelim toplamalara. Yeşille yapalım toplamaları. 0, 0, 1, 0 da 0 artı ne olacak? 2 olacak. Cevabım 2'dir. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 0, 0, 1, 0. 0 artı devam edelim. Şimdi burayı yaptık. Şurayı yapıyorum arkadaşlar. 0, 0, 1, 1 nedir? 0 ile 1, 1, 0 artı 3'tür. Çıkışım ne olur? 3 olur. Yani 0, 0, 1, 1 olur. Devam edelim. Girişim. Nerede kaldık? Şurada kaldık. 0, 1, 0, 0 da 1 artı 0. Çıkışım ne olacak arkadaşlar? Yine 1 olacak. Devam edelim. 0, 1, 1, 0, 1 de 1 artı 1. Çıkışım ne olacak? 2 olacak. Devam edelim. Şurayı hatta görmeyin. C'yi görmeyin. 0, 1, 1, 0 da 1 artı 2 olacak. O zaman çıkışım 3 olacak. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 de 1 artı 3 olacak. Çıkışım ne olacak? 4 olacak arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? 0, 1, 0, 0. Girişim 1, 0, 1, 0 olduğunda 1 artı 2 artı 0. Çıkışım ne olacak arkadaşlar? 0, 0, 1, 0. Dışarıdan sesler geliyor. Kusura bakmayın lütfen arkadaşlar. Devam edelim. 1, 0, 0, 1 de ne olur arkadaşlar? 2 artı 2 artı 1 olur. O da yine 3 olur. 1, 0, 1, 0 da 2 artı 2, 4 olur. 1, 0, 1, 1 de 1, 2 artı 3, 5 olur. 1, 1, 0, 0 da 3 artı 0, 3 olur. Devam edelim toplamaya. Kıymetli arkadaşlar, 1, 1, 0, 1 de 3 artı 1, 4 olur. Az kaldı. 1, 1, 1, 0 da 3 artı 2, 5 olur. 1, 1, 1, 1 de 3 artı 3, 6 olur. Evet, bu kadar basit. Toplama işlemini hallettik. Toplama tamam mı değerli arkadaşlar? Şimdi çarpmaya geçelim. Benim C girişim. C girişim. Değil mi? Bakın şurası C. Şurası C. Şöyle düşünelim. Şurası A1, A0, B1, B0. Şimdi girişim 0, 0, 0, 0 ise 0 çarpı 0. Çıkışım nedir? 0'dır. O zaman şöyle diyelim. Kıymetli arkadaşlar, 0. Çıkışım ne olur? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 de 0 çarpı 1. Çıkış ne olur? Yine burada 0 çarpı 2, çıkışım 0 olur. 0 çarpı 3, çıkışım 0 olur. Kıymetli arkadaşlar, 1 çarpı 0, çıkışım 0 olur. 1 çarpı 1, çıkışım ne olur? 1 olur. That's B binary karşılığı 1'dir. Yine 1 çarpı 2, çıkışım ne olur arkadaşlar? 2 olur. 1 çarpı 3, çıkışım ne olur? 3 olur.
2 çarpı 0 çıkışım ne olur? 0 olur. 2 çarpı 1 çıkışım ne olur? 2 olur. 2 çarpı 2 çıkışım ne olur? 4 olur. 2 çarpı 3 çıkışım ne olur? 6 olur. 3 çarpı 0 çıkışım 0 olur. 3 çarpı 1 çıkışım 3 olur. 3 çarpı 2 çıkışım 6 olur. 3 çarpı 3 çıkışım 9 olur. Bakın C biti devreye girdi arkadaşlar. Ben sırf benim çarpma işlemimden dolayı artıyeten bir de C biti oluşturdum arkadaşlar. Olay bu. Doğruluk tablomu oluşturdum. Aslında 32 girişli gibi göründü. Neden dolayı? C bitimden dolayı. Zaten C eklediğimde benim girişim bakın 5 girişli bir devrem oldu. Benim 5 girişim varsa 2 üzeri 5 32 32 tane çıkışım olur. Yani bakın benim çıkışlarım 32 tane olmuş oldu. Artık bundan sonrası çok basit. Ne yapacağım? Ne yapacağım arkadaşlar? C0, C1, C2 ve C3 için doğruluk tablosu oluşturacağım. Benim 4 tane girişim varsa aslında C'den dolayı bunu 5 girişli olarak da düşünebilirim ama öyle yapmayacağım. Ben 4 girişli yapacağım arkadaşlar. O zaman benim 4 girişli işim varsa 16'lık Carnot oluşturacağım. B0 hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şurayı B1, B0 yapalım. B1, B0. A1, A0. Şöyle bir doğruluk tablosu yapmış oldum. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Bu benim C0 çıkışım için olsun. C0 çıkışımda arkadaşlar bakın. Arkadaşlar 0, 0, 0, 0'da benim çıkışım nedir? Bakın 0'dır. 0, 0, 0, 1'de 1'dir. 0, 0, 1, 0'da 0'dır. 0, 0, 1, 1'de 1'dir. 0, 1, 0, 0'da bakın 0, 1, 0, 0'da 1'dir. Yine burada 1 yani 0, 1, 1, 0'da 0, 1, 1 bir dakika 0, 1, 0, 0 dedik. Şurayı yanlış yaptım. 0, 1, 0, 0 yani şurada 1'di. 0, 0, 1, 1'de 1'di. 0, 0, 0, 1'de 1'di. 0, 1, 1, 0'da 1. Şurada 1. 1, 0, 0, 1'de 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1, 1'de 1. 1, 0, 1, 1'de 1. 1, 1, 0, 0'da 1. 1, 1, 0, 0'da 1. Devam edelim. Ve bakalım başka nerede? Bir de şurada var. 1, 1, 1, 0'da 1. 1, 1, 1, 0'da 1. Yani şurada 1. Şimdi ben bunları böyle yaptım ya. Ben C'den dolayı normalde 5 girişli bir Carnot yani 32'li bir Carnot oluşturabilirim. Gerek yok. 0 için ve 1 için yani C0 olduğunda ve C1 olduğunda 2 tane Carnot oluşturacağım. Sonra ikisini birleştireceğim arkadaşlar. Hatta şuna X girişli diyelim. C demeyelim de bizim girişimiz X olsun. Yani kontrol girişimiz X olsun. Benim girişlerim böyle olduğunda çıkışımı hemen oluşturayım arkadaşlar. Şöyle ikili alabilirim şurayı. Böyle alırsam çıkışım ne olur?
0 0 0 1 gider. A 0'ın değeri çarpı çarpı burada da B 0 kalır arkadaşlar. Yine burası için mavi ile yapalım. Şurayı da yine köşelerden ikili alırım. Burası da arkadaşlar şunlar gitti. A 0 çarpı şurada da şunlar gider. B 0'ın değili. B 0'ın değili. O zaman C değerim 0, x değerim 0 olduğunda benim C 0 çıkışım ne olur arkadaşlar? C 0 çıkışım. A 0, B 0'ın değili artı A 0'ın değili çarpı B 0. X eşittir 0 için diyelim buraya. X eşittir 0 için. X eşittir 1 için aynı Karnoy'u bir daha oluşturalım değerli arkadaşlar. Şimdi x 1 olduğunda arkadaşlar benim c 0 çıkışım ne olacak? Şuraya c 0 yazalım. X eşittir 1 için. Benim c 0 çıkışım şu olacak arkadaşlar. Bakın şurada bir tane 1 var. O zaman ben 0 1 0 1'de çıkışım 1. Kırmızıyla yapalım. 0 1 0 1'de yanlış olmasın çıkışım 1. Başka birim var mı? Bakın şurada var. Değerli arkadaşlar. 1 1 0 1'de çıkışım 1. 1 1 0 1. 1 1 0 1 nereye? 1 1 0 1 burası. E bu ikisini alırsam ben değerli arkadaşlar başka yok değil mi? Yanlış olmasın bir daha bakalım. Başka yok. E benim o zaman çıkışım ne olacaktır? C 0 eşittir. Şuraya yapalım hatta. Şöyle diyelim. Bunu sadeleştirirsek arkadaşlar. Pardon. Şunlar gider. Ne kalır? A1 çarpı B1'in değili B0. O zaman benim C çıkışım ne oldu arkadaşlar? X eşittir 1 için benim C çıkışım ne olur? Eşittir. Yani C0 eşittir. A1 B'nin değili B1'in değili çarpı B0. İkisini toplayacak olursak şu değerlerin hatta şuna C0 1 üssü diyelim. C0 2 üssü. O zaman benim C0 değerim eşittir. C0 1 üssü artı C0 2 üssü. O zaman C0 eşittir. A0 B0'ın değili A0 B0'ın değili çarpı A0'ın değili B0. Pardon, artı A0'ın değili B0. Artı A0'ın değili B0. Çarpı X'in değili, değil mi? Çünkü X 0 olduğunda biz bu değerleri yaptık. Çarpı X'in değili olacak. Çarpı x'in değili artı a1 b1'in değili b0 çarpı x değerin 1 olduğu için direkt x'i alıyorum. Bu benim c0 çıkışım değerli arkadaşlarım. C1, C2, C3 için de aynı işlemleri gerçekleştireceğiz. Şimdi ben bu iki tane ne yaptım arkadaşlar? Bir tane 5 değişkenli Karnoy kullanacağım. İki tane 4 değişkenli Karnoy'la da aynı işlemi yapabilirim. Çünkü herkes 5 değişkenli Karnoy'u oluşturamayabiliyor. Böyle daha kolay olduğu için biz bu şekilde yaptık. Kıymetli arkadaşlar aynı işlemi C1 için gerçekleştirecek olursak bakın doğruluk tablosunu ben buraya getirdim. Daha iyi görebilmemiz için. Şimdi yine C içinde C1 için de şuraya C1 1 üssü diyelim. C1 2 üssü diyelim. Çünkü x 0 olduğunda ve 1 olduğunda ayrı ayrı yapacağız. 0 olduğunda 1 olduğu değerler. Bakın C1'in 1 olduğu yerleri alalım. Şurası arkadaşlar.
Şöyle 0 1 1 0'da 1, 0 1 1 0'da çıkışım 1, 0 0 1 1'de 1, 0 0 1 1'de 1, 0 1 0 0'da 1, 0 1 0 0'da neresi arkadaşlar? 0 1 0 0'da 1. Devam edelim. Şurası 1. Yani 0 1 1 0'da 1. 0 1 0 1 1 0'da. Yanlış mı yaptık ya? Bir dakika. 0 0 1 0'da 1 dedik. 0 0 1 0'da 1 dedik. Yani şurada 1 dedik. Yanlış anmışım. Tamam, doğru. 0 0 1 1'de 1 dedim. Doğru. 0 1 0 0'da 1 1 dedim. Doğru. 0 1 1 0'da 1 dedim. Şurada var. 1 0 0 1'de 1. Başka 1 0 1 1'de 1. 1 0 1 1'de 1. 1 1 0 0'da 1. 1 1 0 0'da 1. Başka bir de şurada var. 1 1 1 0'da. Aa, pardon arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Yanlış yaptım. Yanlışlıkla C1'i aldım. C0'ı aldım. Baştan yapıyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bazı durumlarda C1'i alacağım ama C0'ı aldım. Hemen baştan yapalım. Bakın şu kısımları alacağım arkadaşlar. Şu kısımları. Tamam mı? Şimdi bir olduğu kısımlar. Şurası. Yine şurası var. Şurası var. 6 var. Şurası var. Şurası var. Şurası var. Bir de şurası var. Şimdi 0010'da 1. 0010'da 1. Baştan yapalım şurayı. 0010'da 1. 0 011'de 1. 0011'de 1. 0101'de 1. 0101'de 1. 0101 0110'da 1 0110'da 1 0100'da 1 1000'da 1 1001'de 1 1001'de 1 1100'da 1 ve 1111'de çıkışım bir arkadaşlar. Evet, çok saçma sapan bir çıkış oldu. Bunu nasıl alırız? Bunu nasıl alırız? Bakın bunu nasıl alırız biliyor musunuz? Bir şöyle alırız. Ne olur çıkışım? A0'ın değili. Pardon, A1'in, evet, A0 çarpı, yanlış yaptım. A1'in değili çarpı, A1'in değili çarpı B1 B0. B1 B0. B0'ın değili. Devam edelim. Kıymetli arkadaşlar, şurayı alalım. Şöyle ikili alalım. Çıkışım ne olur? A1 çarpı B1'in değili B0'ın değili. Yine şu ikisini alalım şöyle. Şöyle ikisini alalım. Ne olur çıkışım arkadaşlar? A1 A0'ın değili çarpı A1 A0'ın değili çarpı şu B0'lar gider B1'in değili. B1'in değili. Bir de şöyle alır mıyım? Şöyle ikisini bir alır mıyım? Buranın çıkışı ne olur? Yeşilin çıkışı değerli arkadaşlar. A1'in değili, A0'ın değili, A1'in değili, A0'ın değili,
B1. B1. Başka ne kaldı? İki tane kaldı. Onlardan şu iki çıkışım arkadaşlar. O iki çıkışımda nedir? Birisi A, biri A0, B1, B0 nedir? A1'in değili çarpı A0. B0, B1'in değili çarpı B0. Şu çıkışım nedir? Yine A1, A0, B1, B0. A1, B1, A1, A0 çarpı B1, B0. Güzel. Şimdi şey yapalım. Şurada C1, şurada da C1. C1 iki üssü yani x değerim 1 olduğunda benim C1 çıkışım ne olacak arkadaşlar? 1 olduğu değerler bakın şurası var. 0, 1, 1, 0'da çıkışım 1. 0, 1, 1, 0'da çıkışım 1. Bakıyorum aşağısı 0, 1, 1, 1'de çıkışım 1. 0, 1, 1, 1'de çıkışım 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1'de çıkışım 1. 1, 0, 1, 1'de çıkışım 1. 1, 1, 0, 1'de çıkışım 1. 1, 1, 0, 1'de çıkışım 1 ve 1 1 1 0'da çıkışım 1. 1 1 1 0'da çıkışım 1. Bunu nasıl sadeleştireceğim? Şöyle ikili alırım. Ne olur? A1 A0 B1 B0. Değerli arkadaşlar bu da ne olur? A1'in A1 gider. A0'ın A0 kalır. A1 gider, A0 kalır. Çarpı B1, B0'ın değili. Şu ikisini bir alır mıyım? Şöyle. Burası ne olur? Yine A1 değili A0 ve B1 kalır arkadaşlar. B1. Bir de şu ikisi kaldı. Bunları da şöyle alalım. Şurası nedir? A1, A0, B1, B0. A1, A0'ın değili. B1, B0. Şurası ne olur? Şunu da şuraya yazalım. A1, A0. B1, B0. A1, A0. B1'in değili. B0. Evet. Bu da benim C1 iki üssü çıkışım oldu. Çıkışlarım nedir arkadaşlar? Yani benim C1 çıkışım nedir diye soracak olursanız onu da şöyle yazmam mı? C1 değerim C1 bir üssü artı C1 iki üssü. C1 değerim eşittir. C1 bir üssünden başlayalım. Şuradan başlayalım. A1'in değili B1 B0. A1'in değili B1, B0'ın değili artı A1'in değili A0'ın değili B1, A1'in değili A0'ın değili B1 artı A1 A0 B1 B0 A1 A0 B1 B0 artı A1 B1'in değili B0 A1 B1'in değili B0'ın değili artı A1 A0'ın değili B1. A1 A0'ın değili B1'in değili çarpı x değil olacak. Yani benim sıfırın değili 1 yani C1'i ifade etmek için yazdım. Artı diyorum biraz uzun gibi oldu kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Lojik dersindeyiz. Değerli arkadaşlar ne olur? C1 üssü, 2 üssü. A1'in değili A0, B1. B1. Artı A0'ın değili B1, B0'ın değili A0, B1, B0'ın değili artı A1, A0'ın değili B1, B0. A1, A0'ın değili B1, B0 artı A1, A0, B1'in değili A1, A0, B1'in değili
B0. Umarım şu doğruluk tablosunda yanlış yapmamışımdır. Çarpı x olacak. Arkadaşlar eğer yanlışlık varsa bu C1 çıkışım yanlış olacak. Lütfen siz de sağlamasını yapın. Gözümüzden bazen kaçıyor doğruluk tablolarında. İllaki yanlış yapıyoruz. Sınavda yaptığımızda da ne olacak? Tak. Hoca diyecek ki kardeşim senin sonucun yanlış. O yüzden doğruluk tablolarına çok dikkat etmemiz lazım ki sonucum doğru olsun. Sonucum doğru olsa kuracağım devre doğru olur. Elde edeceğim sonuç doğru olmaz mı? Tabii ki doğru olur. C1 çıkışımı da elde ettim mi kıymetli arkadaşlarım? Bunu da yazdım mı bir kenara? Pardon. Şöyle diyelim. Evet. C1'i de elde ettim. Şimdi C2 ile C3 kaldı sırada. Onları da oluşturalım. Değerli arkadaşlar şimdi C2'yi elde edeceğiz. C2 çıkışını elde edeceğiz. Bakın C2 neresi? Şurası değil mi? Buradaki birler benim işime yarayacak. Şimdi şuraya C2 1 üssü diyelim. Şuraya C2 2 üssü diyelim. Ne yapacağız? 0 ve 1 olduğunda alıyorum. O zaman hemen başlayalım. C2'nin 1 olduğu durumu. Allah'tan C2'de az 0 var arkadaşlar. Şurası. 0 1 1 1 de C2 1. 0 1 1 1 de. Yani şurası 0 1 1 1. Başka şurada 1 0 1 0 da 1. 1 0 1 0 da 1. Şurada 1. 1 0 1 1 de 1. 1 0 1 1 de 1. Bir de 3 tane daha varmış. 1 1 0 1. 1 1 0 1. 1 1 1 0 1 1 1 0 ve de 1 1 1 1. Evet çok güzel. Burada çok basit bir karne oluşturacağım şimdi. Sonucumu elde etmem çok basit olacak. Şöyle dörtlü alırım. Çıkışım ne olur? Tak gider. Tak gider. Ne kadar arkadaşlar? A1 çarpı B1. A1 çarpı B1. B1. Bak şuraları silelim. Bir tane daha oluşturalım. Şöyle oluştururum. Bunun çıkışı nedir? Pardon. Şunlar gider. A0 çarpı B1 B0. Güzel. Bir tane de şurada var. Onu da yapalım. Onu da şöyle oluştururum. Burada da şunlar gider mi? B1'in A0 A1 A0 B ne kadar arkadaşlar? Şurada B1'ler gitti. B0 kaldı. B0 kalır. Güzel. Şimdi C2 üssünü elde etmeye çalışalım. C2'nin x'in 1 olduğu zaman yani çarpma işleminin olduğu zaman çıkışım benim ne olacak? Bakın şurada 1 var. 0 1 1 1 de çıkışım 1. 0 1 1 1 de çıkışım 1. 1 0 1 0 da çıkışım 1. 1 0 1 0 da çıkışım 1. 1 0 1 1 de çıkışım 1. 1 0 1 1 de çıkışım 1. Pardon, 1 0 1 1 de çıkışım 1. Bir de bir tane daha var. Şurası 1 1 1 0'da çıkışım 1. O zaman şöyle bir sadeleştirme yapacağım arkadaşlar. Tak şu ikisini bir alırım. Ne olur burası? A1 B1 B0'ın değil. Şunu tek alırım. A1 A0 B1 B0 A1'in değil. A0 B1 B0. Şunu da tek alırım. A1 A0 B1 B0. Bu da nedir arkadaşlar? A1 A0'ın değili B1 B0. Güzel. O zaman benim C2 çıkışım nedir değerli arkadaşlarım? Şöyle yazayım onu da. C2 çıkışım eşittir.
A0 B1 B0 A0 B1 B0 artı A1 B1 A1 B1 artı A1 A0 B0 A1 A0 B0 çarpı x değil. Neden? X0. X dersem burası gider. Ne yapmam lazım? X değil demem lazım ki x'i 1'miş gibi düşüneceğim. Yani sonucumu değiştirmeyeceğim. Artı. A1'in değeri A0, B1, B0. A1'in değeri A0, B1, B0. Artı A1, B1'in değeri A1, B1'in değeri pardon A1 A1 B1 B0'ın değil artı A1 A0'ın değil A1 A0'ın değil B1 B0 çarpı x. Güzel. C2'yi de elde etmiş oldum. C2 değerimde bakın. Bu şekilde oluşmuş oldu. Arkadaşlar derin derin nefes alın. Bitmek üzere. İşkence bitiyor arkadaşlar. Çok az kaldı. Şunları şöyle oluşturduk zaten. Şunları silelim. Görüntü kirliliğini ne yapalım arkadaşlar? Yok edelim. Evet. Tak. Şunları da yok ettim. Artık ne kaldı? Kıymetli arkadaşlarım artık benim C3 çıkışım kaldı. C3'ü C3 çıkışım nedir? Bakın. Kıymetli arkadaşlar hepsi 0. Bir tane birim var. İşte şu bir. Benim o zaman bu iki karnoya ihtiyacım var mı? Yok. Silin gitsin bu iki karnoyu. O zaman benim C3 çıkışım ne olacak? Sadece şu birin olduğu yeri alacağım. Yani şurayı alacağım. O zaman C3 eşittir. Eşittir arkadaşlar. X çarpı A1 A0 B1 B0 oldu. C3 çıkışımı da bu şekilde elde ettim. Artık bakın C3, C2, C1, C0 çıkışlarım bu şekilde oluşmuş oldu arkadaşlar. Artık ben ne yapacağım? Lojik kapılarla bunu tasarlayabilirim. Yani benim değerli arkadaşlarım bir tane lojik devrem var. Şöyle bir lojik devrem. Artık A girişim ve B girişim. A1, A0, B1, B0. 2 bitlik girişim var ve bir tane C çıkışım var. Kaç bitlik? 4 bitlik. C3, C2, C1, C0. Bir de benim neyim var kıymetli arkadaşlar? Bir tane kontrol girişim var. Buna da X diye bilirim. Şimdi bunu tasarladım ya ben. Şimdi C1, C2, C3, C0, C1, C2, C3 girişlerimi getireyim. Bunları veya kapılarıyla toplayalım arkadaşlar. Benim girişlerim X, A1, A0, B1, B0. Hatlarımı çekiyorum. Düzgün çekelim. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle düzgün çekmeye çalışıyorum. Şimdi C0 çıkışım nedir arkadaşlar? Lojik devre kapılarla nasıl tasarlanır? Yani devreler nasıl çizilir? Onun göstereceğim. C0'ı göstereceğim. C1, C2, C3'ü siz yapın arkadaşlar. Onu bir daha çizmeye gerek yok. C0 nedir? A0'ın değil. A0 çarpı B0'ın değeri. A0 artı şöyle yapalım. Şunu biraz daha uzatalım arkadaşlar. A0 artı pardon. A0 çarpı B0'ın değeri yani şurası A0 çarpı B0'ın değeri artı çarpı
A0'ın değeri çarpı B0. Pardon, A0'ın değeri çarpı B0'ına çarpı ne yaptım? V ile yaptım. Bunları ne yapıyorum? Hatta bunlara x'i de dağıtırsak çarpı x'i şuraya getirelim. Çarpı x'i yine şuraya getirelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bunları bir veya kapısıyla x'in değerini getirecektim. Yanlış yaptım. Ya da şunu ikisini şey yapalım, toplayalım. X'in değeriyle çarpalım arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle topladım. Çarpı x'in değeri yapayım. Şöyle. Başta çünkü çizmedim. Çizseydim daha iyi olurdu. X'in değeri yaptım. Artı A1 B1'in değeri A1 B1'in değeri çarpı B0 çarpı x. Çarpı yine bunları. Ne yaptım? Çarptım arkadaşlar V kapsıyla. Sonra ikisini birden elde ettiğim iki değeri ne yapıyorum yine? Toplama kapsıyla topluyorum arkadaşlar. Bu benim C0 çıkışımdır. Lütfen siz de C1, C2 ve C3 için aynı şeyleri tekrarlayın arkadaşlar. Hatta direkt C3'ü de yazalım arkadaşlar. C3 nedir zaten? X çarpı A1, A0, B1, B0'ın çarpımı. X çarpı şunu siliyorum artık. Şöyle yapalım. 4'ünü alıyorum arkadaşlar. Onu da yeşille yapalım. X çarpı A1 çarpı A0 çarpı B1 çarpı B0'ı V kapsıyla ne yaptım? 4'ünü çarptım. Bu da benim C3 çıkışım oldu. Şimdi şey arkadaşlar, C1 ile C2 ile C1 biraz uzun olduğu için bunları siz yapın, vakit kaybetmeyelim. Bir de son olarak şunu göstermek istiyorum size. Mintenlerle biz nasıl işlemimizi gerçekleştiririz? Şimdi arkadaşlar benim doğruluk tablomu getireyim önce. Şimdi kıymetli arkadaşlar ben bunu mintenlerle şimdi bize diyelim böyle bir soru soruldu. Tasarlayınız ama dekoderle tasarlayınız derlerse ben bir dekoder devresi çizmem lazım. 5 çarpı 32 bir dekoder çizmem lazım. Onu nasıl çizerim arkadaşlar? Şöyle yapıyorum. Benim girişlerim nedir? Şöyle girişlerimi de kırmızı ile çizeyim. X A1 A0 B1 B0. Bunlar benim neyimdir arkadaşlarım? Girişlerimdir. Şimdi bir de benim çıkışlarım olacak. Bakın benim çıkışlarım 5 girişim varsa 32 tane çıkışım yok mudur? 2 üzeri 5 32. Yani 2 üzeri 5 eşittir 32 çıkışım. O zaman benim çıkışlarım 0, 1, 2, 3, nokta 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 en son değerim 31'e kadar olacaktır. Neden? Çünkü şuranın desimal karşılığı nedir? Bakın bir sıfırdır. Şuranın nedir? 1'dir. Şuranın nedir? 2'dir. Şuranın nedir? 16'dır. Efendime söyleyeyim en son değerim, desimal değerim 31'dir arkadaşlar değil mi? Bakın çünkü 1 ikinci basamak 1, 2, 4, 8, 16 değil mi? Bakın
Şimdi şunu göstermeme gerek yok herhalde. Eğer bunu diyorsanız hocam, neden 1 1 1 1'in desimal karşılığı 31'dir arkadaşlar? Binary'den desimale dönüşüm nasıl oluyordu? Kısa yoldan 1 2 4 8 16 basamak değerleri çarp topla ne olur? 30 16 8 24 28 30 31 olmaz mı? Şimdi ben mintermlerim neydi? Benim mintermlerim çarpımların toplamı idi. O zaman değerli arkadaşlar bakın, benim C0 çıkışım ne olacaktır? C0 çıkışım şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Hani şurası sıfırdır ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 desimal karşılıklarını yazdım. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Şimdi benim C0 çıkışım nedir? Birlerin olduğu kısma bakıyorum. Bakın. 1. Yani M1 artı başka bir olduğu yer şurası M3 artı başka bir olduğu yerler alıyorum arkadaşlar. M4 artı 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 en sonda ne var arkadaşlar? Şurası var. Burası da M29'a denk geliyor. Artı M29. Yani C0 ne olacak arkadaşlar? M1'den başlayacak nokta 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 M29'a kadar. Burası benim C0 çıkışımdır. C1'e bakalım. Aynı şekilde aynı mantık. Bakın bir olduğu yer C1'in burası. M2 artı M3 artı birleri alıyorum. En son M29 artı M30 artı M30. O zaman C1 nedir arkadaşlar? M2'den başlıyor. M2 nokta 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 M30'a kadar. Elim yoruldu ama devam etmem lazım. C2 çıkışımı M-mintemler cinsinden yazacak olursam, mintem derslerimiz vardı. Bakın bir olduğu yer M7. C2'ye alıyorum. M7 artı M10 artı artı nokta 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 en son değerimle. Siz hepsini de yazmanız lazım tabi. Ben bitirmek için artık kısadan yapıyorum. M30 benim C2 değerim ne olacak? M7'den başlayacak arkadaşlar. M7 nokta nokta M30. En son C3 değerim kaldı. C3 değerimde mintemlem cinsinden nasıl yazarım? Zaten C3'te bir tane 1 var. M31'dir direkt. O zaman C3'ü de şuraya yazalım arkadaşlar. Veya kapısıyla oluşturacak olursam C3'ü de M31 şöyle yapalım arkadaşlar. M31. Mintermler cinsinde de bu şekilde ifade ederiz. Arkadaşlar uzun zamandır böyle uzun ders çekmiyordum. Genelde 10-15 dakikalık oluyor derslerimiz. Bu sefer gerçekten uzun oldu. Çünkü yani ayrıntılı anlatmak istedim arkadaşlar. Siz hani dersleri çok eğer sıkılıyorsanız bu kadar uzun anlatımdan lütfen 2x, 3x hızına alın arkadaşlar. 2x, 4x hızına, 1,5x hızına alın. 4x yok gerçi de 1,25, 1,5, 2x hızına da alabilirsiniz. Bildiğiniz yerleri geçin. Ben sıfır, en ayrıntısına kadar anlatmak istedim arkadaşlar. Lütfen beni de maruz görün. Çünkü bazı noktaları atladığımda sıfırdan bakan arkadaşlar bayağı zorlanıyorlar. Tabii siz artık bazı temel şeyleri elde etmeniz lazım bu videoyu anlamanız için. Nedir? Sayı sistemleri, dönüşümleri, lojik kapılar, mintermler, maksimler, Karnot, dörtlü Karnot nasıl oluştu? Eğer beşli Karnot'u biliyorsanız beşli Karnot ile yapın arkadaşlar. Daha iyi olur aslında.
Doğruluk tablosu nasıl oluşturur bilmeniz lazım, lazım, lazım. Değerli arkadaşlar, lütfen uygulama yapın. Dersleri, bu soruyu anladıktan sonra kendiniz bir boş kağıda kendiniz de yapmaya çalışın. Lojik çok zevkli bir ders. Yalnız şöyle bir durum var. Mantığını anlamanız lazım ve çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü bir sıfırı bile, sıfır yerine bir yazarsanız bile sonuç yanlış oluyor. Sıfır ve birlerden oluşuyor benim olayım. Dediğim gibi sonucun doğru olması için sıfırları, birleri doğru yazmamız lazım. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Umarım anlaşılmıştır. Burada toplama ve çarpma yaptık. Biz aritmetik işlem gerçekleştirdik. Yani aritmetik, yani lojiğin aritmetik mantık devreleri kısmını gerçekleştirdik. Dediğim gibi yarım toplayıcı, tam toplayıcı, paralel toplayıcı kısımlarına hiç takılmayın. Burada eldeleri kullanmadık, gerek yok. Benim için burada tasarım önemli. Benim için burada verilen bir problemi anlamak ve bunu tasarlamak önemli arkadaşlar. Ve biz burada aritmetikte toplamı ve çarpmayı kullandık. Burada siz karşılaştırma ve çıkarma da yapabilirdiniz. Değerli arkadaşlar, tabii çıkarmada biraz daha sıkıntı olacak bu soruda. Elde kullanmamız lazım. Toplama ve çarpma bizim işimizi fazlasıyla görecektir. Değerli arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.